Kuantum dünyada sonuçlar gözleme bağlıdır. Peki bu gözlemci insan olmak zorunda mıdır? Çift yarık deneyini işlediğimiz videomuza gelen yüzlerce yorum arasında en çok sorulan soru gözlemcinin insan olmasının zorunlu olup olmadığıydı. Bu sebeple bu videomuzda bilim dünyasındaki bu konuda yaşanan son gelişmeleri tartışıyoruz. Kuantum mekaniği ile ilgili olarak biz insanların kabullenmekte en çok zorlandığı kavram, parçacıkların gözlemlenene kadar aynı anda her yerde olma ilkesi olarak tanımladığımız süperpozisyon durumuydu. Bir insan, bir şey bu parçacığı gözlemlediği anda parçacığın süperpozisyon hali çöküyor ve sadece bir konumda yer almaya başlıyordu. Bu noktada beyin yakan sorular hemen kendini gösteriyordu. Süperpozisyon ilkesinin çökmesine gözlem neden oluyordu Yoksa çökmekte olan süperpozisyon haline bir gözlemci şahitlik mi ediyordu? Daha bu sorulara yanıt vermeden sizin de yorumlarda her seferinde sorduğunuz gözlemci bir insan mı olmalıydı yoksa bir foton bu gözlem için yeterli miydi noktasından başlıyoruz. Özellikle son soru sizlerin aklına geldiği gibi bilim insanlarının da aklına gelmişti. Bu soruyu yanıtlamak amacıyla Macar fizikçi Eugene Wagner 1961 yılında kendisi ve hayali bir arkadaşını içeren bir akıl deneyi tasarladı. Wagner kendi versiyonunda... Schrödinger'in kutusunun içine kedi yerine hayali bir arkadaşını koyduğunu varsaymıştı. Önemli bir fark. Wagner arkadaşı kutuda başka bir deneyi gözlemlerken Wagner de dışarıdan deneyi gözlemliyordu. Bununla birlikte Wagner sadece kutuyu gözlemliyor olduğundan sonucu ancak arkadaşı ile iletişim kurması ile öğrenebiliyordu. Wagner'in sorduğu soru şöyleydi. Ya arkadaşım ben kutuyu açana kadar kutunun içindeki sayet sayesinde durumu gözlemler yani sonucun farkına varırsa ne olacaktı? Wagner'in hayali arkadaşıyla ile olan iletişiminin hayali arkadaşının gözlem anından sonrasına kalması nedeni Ile arkadaşı gözlemini tamamlasa bile hem parçacıklar hem de arkadaşı Wagner için bu bilgi gelene kadar süperpozisyon halini koruyacaklardı. Bu durumda gözlem yapılmasına rağmen Wagner için süperpozisyon hali değişmemekte ve özellikle Kopenhag ekolünün tüm sonuçları yerle bir olmaktaydı. İşin özü gözlem konusunda da bir görellik olduğu anlaşılmaktaydı. Süperpozisyon halinin çökmesi de gözlemciye özgüdür ve gözlemcinin bir insan olması gerekmektedir. En azından bugüne değin biz bu durumu böyle biliyorduk. Yakın zamanda bilim insanları Wagner in deneyini bir yapay zekaya yaptırıp yaptıramayacaklarını düşündüler. Kuantum bir bilgisayarın içindeki yapay zeka insan gibi düşünüp karar verebileceğinden bu gözleme yapabilecek bir durumdadır diye konu düşünülmüşse de yapay zekanın insan bilincine sahip olup olmadığı konusu tartışılmaya başlanmıştı. Bu noktada yapay zekanın insan gibi davranabildiği varsayılmalıdır. Eğer yapay zeka insan algı seviyesinde olursa rahatlıkla bir gözlemci geçebilecektir. Bu noktada bilim adamları bir gözlemcinin bilince mi yoksa zekaya mi sahip olması gerektiğini tartıştılar. Günün sonunda zekaya sahip olmasının gözlem için yeterli olduğuna karar verdiler. Yapay zekanın öz farkındalığı bilinci tartışmalı bir konuyken zekası ölçülebilir ve tartışmaya kapalıdır. Bu yaklaşım kuantum felsefecilerini sinirlendirse de zekanın yeterli olduğunu düşündüğümü söylemeliyim. İnsandan bağımsız gözlem sürecinin başarılması halinde kuantum dünya hakkında en temel varsayımların yerle bir olacağı düşünüldüğünde kuantum bilgisayarlardaki süper pozisyon halindeki yapay zekanın yapacağı ölçümler her şeyin teorik konusunda çok önemli bir adım olarak karşımıza çıkacaktır. Atom altı dünyanın süperpozisyon halinin sürekliliğinin insandan bağımsız hale gelmesi, fizikçileri telaşlandırmış gözükmektedir. Bu telaşın nedeni, yapay zekanın Schrödinger'in kedisini her seferinde yaşayacağı bir noktaya çekebilecek olmasıdır. Bilimseverler, videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.